Değerli başkanlar, değerli meslektaşlarım, bana bu konuşma fırsatını veren Sayın Eray Çalışkan'a teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Benim konum postpartum kanamada medikal profilaksi ve tedaviyi nasıl yapacağız? Konuşmama başlamadan önce bir kanıt düzeyi göstermek istiyorum. Çünkü ben sunumumda bu kanıtları da kullanmış olacağım. Bir tarafta görüyorsunuz numaralar var, diğer tarafta ise harfler var. Eğer bir iki pozitif bir kanıt düzeyi görürseniz bu yüksek kaliteli meta analizleri, düşük biyaslı, randomize kontrollü çalışmaları göstermekte. Eğer bir eksiye kadar bu iniyorsa burada biyas oranının randomize kontrollü çalışmalarda yükseldiğini görüyoruz. Gene iki pozitifte case kontrol çalışmalarının olduğu ve düşük biyaslı çalışmaların olduğunu görüyoruz. Gene iki eksi'de ise biyas oranının yükseldiğini, 3'te ise case raporlar, vaka serileri, 4'te ise uzman görüşleri var. Harflerde buna benzer uyumlu olarak eğer A grade'i görüyorsanız yanında bunlar 1, 2 pozitif ve 1 pozitif kapsamakta. 1 eksi ve 2 pozitifler B ve C içinde yer almakta. D'de ise 3'ler yani vaka serileri ve uzman görüşleri yer almakta. Şimdi anne ölümünden bahsederken biliyoruz ki yaklaşık 2010 yılının verileri de olabilir. Yılda yaklaşık olarak çok da değişmedi. 136 milyon doğum var. Yılda yaklaşık 500 bine yakın anne ölümü söz konusu ve her dakika bir anne kaybediyoruz dünyada. Her dakikada da 20 morbitte gelişiyor. Ve bu kanamanın da buradaki sebebi, anne ölümündeki sebebi %25. Tabii bu kanama kötü, insanlar üzülüyor, doktor üzülüyor. Fakat bu arada da bazı eserler de kazanılmış. İşte Taç Mahal hepinizin bildiği bu eserlerden biri. Anne ölüm oranlarına baktığımızda 2007'den 2012'ye kadar ciddi bir düşüş var. 2015'te son verilen durum %17 idi. Sabahleyin Yaprak'ta konuştum. Şu anda 2017'deki değer ise 100 binde 15 civarında, 14.8 dedi. Tabii bunlar hepsi sizin sayenizde oldu. Özverili çalışmalarınız sayesinde oldu. Tabii burada bize öncülük eden var. Sayın Ateş Karateke'yi biliyorum. Mesela daha önceden bu kanama ekiplerin kurması da, TÜJOT Başkanı falan da değildi. Bir sürü işte medikal problemler dediler, hukuk dediler ama yoluna gitti. Şu anda ben kendi hastanemde beraber çalışıyoruz. Yaklaşık 10 günde bir annenin kurtulduğuna şahit oluyorum. Eray Hoca bu kursları düzenliyor. Yaprak Hoca bütün Türkiye'nin bu konuda eğitim alması oluyor. İçinizde çok değerli hocalar var, bunları yapıyorlar ve sizlerin bu özveri, hepinizin özverisi sayesinde neredeyse 100 binde 15'lere çekmiş durumdayız. Türkiye yüksek doğum oranı var. Onların altına iner mi? Biraz zor görüyorum ama bir yere de hedef almamız gerekiyor. Özlem Hoca işimi çok kolaylaştırdı. Mutlaka risk faktörlerini bilmemiz gerekiyor. Risk faktörlerini iyi tanımamız gerekiyor. Ama bilmemiz gereken bir konu da postpartum kanamanın bazı hastalarında da risk faktörü olmadan gelişmesi. Özlem Hoca'nın belirttiği risk faktörlerinin hepsi doğru fakat bizim elimizde olmayan şeyler. Bir konuda bahsetmedi, belki bir katkım olabilir. Anemi çok önemli. Anemiyi düzeltmeniz sizlerin elinizde. Aneminin hem kanamaya toleransın az olmasına rağmen onun dışında da kanamanın da fazla olduğunu gösteren bir delil. Anemiyi düzeltirsek bir miktar bunları önlemede faydamız olabilir. Hepiniz belirttiniz işte erken tanı şart, hızlı tedavi ve ekip çalışması çok önemli. Şimdi konumuza geçersek önce doğumun 3. evresini nasıl yönetmeliyiz? 2 tane yönetim şekli var. Biri ekspektan yönetim, biri ise aktif yönetim. Ekspektan yönetime baktığımızda üteratonik ilaç kullanımı yok. Kort klemplemeyi 60-90 saniye sonra yapıyoruz. Plasenta doğumu da kendi kendine oluşuyor. Aktif yönetimde ise bebek doğumu yani kordon klemplemeden veya anterior omuz çıkımını gördüğünüz zaman üteratonik yapıyorsunuz. Kordon klempleme hemen ama bunu modifiye etmemiz gerekiyor. Ve kontrollü kort traksiyonuyla plasentayı çıkartıp fundamentaya geçiyoruz. Peki bunların aktif yönetim yaparsak avantajımız ne? Transfüzyon daha az oluyor. Üçüncü dönemi daha uzatıyoruz. Terapötik ilaç kullanımı daha az oluyor. Düşük hemoglobinin seviyesi daha az oluyor. Ve içeride plasentanın kalması daha az oluyor. Peki dezavantajları ne? Diastolik kan basıncı 90 mm civarının üzerine çıkıyor. Ortalama doğum ağırlığı bu kordon erken krenklenmesinden bağlı olarak 77 gram daha az oluyor. Plasentanın içeride kalması ve elle çıkartılma oranı daha fazla oluyor. Postnatal analjezi ve bulantı kusmada daha fazla görülebiliyor. Ama biz kanamayı azaltmak istiyorsak aktif yönetimi tercih edeceğiz. Ama sadece tek hariç kordon kreplemesini geç yapacağız.
Peki sıvılar, çok girmek istemiyorum, değerli arkadaşlarım bahsedecek ama postpartum kanamadaki tek sıvı kristaloidler. Bazen koloidlerde kullanılıyor ama buna mecbur kalırsanız jelatinleri tercih edin, hidroksitin nişastadan uzak durun diyorum. Kristaloidler ucuz ve etkin, hacim etkisi kısıtlı, damar içinde etkin kalma süresi 30-60 dakika, intersiyel ödeme yol açabilirler. Koloidler ise pahalı, hacim etkisi belirgin, damar içinde uzun süre kalsa da koagülopati ve anafilaksi etkileri var. İlaçlara geçtiğimizde iki tip ilaçlar var. Bir tanesi profilaksi ve tedavi yaptığımız ilaçlar, bir de tedavisiz bulunduğumuz ilaçlar. Oksitosin grubu, oksitosin analoğu, karbotosin, ergometrin, metergonovin, genellikle bu hem profilakside hem tedavide kullandığımız ilaçlar. Bunlara kısaca bakıp daha sonra ikinci grupta sadece tedavi kullandığımız ilaçlara bakacağız. Üterotonik ajanlar arasında oksitosin ve oksitosin agonistleri, desidua ve miyometriyal reseptörler üzerinde, bazal tonus üzerinde etkili, uzun süreli ve hızlı başlayan üterin kontraksiyonlar yapıyorlar. Ergoalkoidleri ise alfa ve beta adrenerjik reseptörler üzerinden hızlı başlayan, güçlü, ritmik ve daha kısa etkili kontraksiyonlar yapıyorlar. Prostaglandinler ise güçlü ve etkili tetanik üterin kontraksiyonlar yapıyorlar. Bunların uzun, kısa ve tetanik olması hakkında bir fikir vermesi için önemli. En önemli ilacımız hala değişmedi, oksitosin. 1953 yılında sentezleniyor. Amerikalı bir biyokimyacı Vincent Duvigneau sentezliyor ve bunun sayesinde de 1955 yılında Nobel Kimya Ödülünü alıyor. Peki ne amaçlı kullanıyoruz? İşte travayı indikliyoruz, yükseltmesinde kullanıyoruz. Özellikle de postpartum kanamanın profilaksi ve tedavisinde. Plasente kaldığı zaman umbilikal vein enjeksiyonu yapıyoruz ve laksasyonda da oksitosin burun spreyinde kullanabiliyoruz. Oksitosinin en büyük problemi yarı ömrünün çok kısa olması. Genellikle 3 dakika. İnfüzyon şeklinde vermek gerekiyor. İntravenöz verildiğinde etkisi hemen başlıyor ve plasental konsantrasyonu 30 dakikada ulaşıyor. İntramüsküler verildiğinde 3-7 dakikada ortaya çıkıyor ama daha uzun süre klinik etki sürüyor, yaklaşık 60 dakikaya kadar. Renal ve hepatik yollarla metabolize oluyor. Üst üterüs segmentin ritmik kontraksiyonunu sağlıyor. Bolus tarzında verirseniz damar düz kaslarını gevşettiğinden hipotansiyon yapabiliyor ve sıvı yüklenmesi de yapabileceği için özellikle bulantı, kusma, baş ağrısı, sersemlik hissi, hatta konvülsiyon gelişebiliyor. Oksitosin genellikle 25 derecede stabil ama uzun süre saklanacaksa bunun buzdolabında saklanması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. İkinci ilacımız karbetosin. Oksitosinin sentetik analoğu, yaralanma süresi daha uzun, intravisküler ve intravenöz verilebiliyor 100 mikrogram ve tek doz verildiği için bu oksitosine göre bu avantajı var. Eğer 2 dakikada etkisi başlıyor, intramüsküler 120, intravenöz ise verilirse de 60 dakika etkisi sürüyor. Baş ağrısı, hipotansiyon, tremor, karın ağrısı, bulantı, baş dönmesi, dispne, üşüme gibi yan etkileri var. Vajinal doğum sonrası kanama miktarını daha az yaptığı söyleniyor ama bu ispatlanmış değil. İngiltere'deki aldığı indikasyon da sezaryanda atoniyi önlemede oksitosinden daha etkin olduğunu gösteren çalışmaları var. Şimdi karbetosin ile oksitosini karşılaştırmışlar. Özellikle de ritmik kontraksiyonun süresi açısından. Oksitosin intravenöz olarak yaklaşık olarak 8 dakikalık bir kontraksiyon sağlarken intramüsküler kullanımında 15 dakika, halbuki bir karbetosin de intravenöz 60 dakikaya çıkıyor, intramüsküler olarak da 120 dakikaya çıkıyor. Gene yapılan bir çalışma var karbetosin ve sintometrinle ilgili olarak. 240 vakalık bir çalışma, prospektif double cure, randomize kontrollü çalışma. Karbotosin verilmiş bir gruba, diğer gruba da sintometrin. Yani 5 ünite internasyonel ünite oksitosin veriliyor ve 5 mg da ergometrin veriliyor intramüsküler olarak. Bunlar verildikten sonra primer amaç ne? Üterotonik ilaç ihtiyacı daha fazla var mı yok mu? Sevgili Özlem de bahsetti. Minor kanama görülme indikansı, major kanama görülme insidansına bakmışlar. Ve yazarların sonucu ikisinin arasında bir fark olmadığı ama karbetosinin yan etkisinin daha az olduğunu söylüyor. Gene karbetosinle oksitosini Cochrane database'indeki iki çalışmadan bahsetmiştim. Özellikle sezaryanda postpartum kanamayı önlemede oksitosinden daha etkili olabileceği, fakat vajinal doğumda etkisinin benzer olduğu, aralarında bir fark olmadığı söylenmiş. Tabii outcome'lara, yani sonuca baktığımızda nedir? Ekstra tedavi dozunda üterotonik ilaç kullanıp kullanılmadığına göre kıyaslıyorlar bunları. Gene Kanada guideline'ları karbetosinin etkili olduğunu,
Eğer vajinal doğumda da kullanırsak üterin masaj ihtiyacının daha az olduğunu belirtiyor. Şimdi İngiliz şeylerine baktığımızda, kılavuzlarına baktığımızda çeşitli ilaçlar kullanılmışlar. Örneğin ergometrin, oksitosin birlikte, misoprostol, karbatosil, 15 metil prostaglandin, F2 alfa ve oksitosin kullanmışlar. Arkadaşlar, bunların sonucunda çıkardıkları sonuç, sezaryanda postpartum kanamayı önlemede oksitosin 5 internasyonel ünite intravenöz 2 dakika verilmesi. Yani oksitosinin 5 internasyonel ünite sezaryanda verirseniz diğerlerine göre önlemede daha etkili, profilakside. Ergometrine geçtiğimizde miyometriyal alfa adrenerjik reseptörler üzerinden etkiliyor. 0,25 mg ergometrin olarak var. 5 dakikada etkisi başlıyor. 3 saate kadar sürüyor. Yarılanma süresi 30 dakika. İntravenöz ve intramüsküler kullanım var ama intravenöz kullanımı biraz sıkıntılı. Çünkü bulantı, kusma, baş dönmesi, hipertansiyon yapıyor. Özellikle hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık ve migrende intravenöz kullanımımızdan kaçmamız gerekiyor. İntravenöz verileceksek 60 saniyede kan basıncının takibiyle vermemiz gerekiyor. 8 derecenin altında karanlık odada saklanmalı. Genellikle kullanımı sintometrin şeklinde. Yani 5 internasyonel oksitosin artı 0,5 mg metilergonovin şeklinde veriliyor. Yine kılavuzlara baktığımızda 1000 mm yani majör postpartum kanamayı önlemede 5 internasyonel ünite, 10 internasyonel ünite oksitosin ve sintometrin arasında pek bir fark yok. Fakat sintometrini söyledim, yan etkisi daha fazla. Peki önlemede prostaglandin, birazdan anlatacağım, F2 alfa ve misoprostolin pek fazla yeri yok. Gene sonuç çıkarttığımızda, kılavuzlara baktığımızda, vajinal doğum yapıyorsak aktif yönetimi yapacağız. Aktif yönetimde bir tek kordon kraplemesini geç yapabiliriz. Oksitosin 10 internasyonel ünite intramüsküler olarak vereceğiz. Diğerlerinin fazla bir yeri yok. Sezaryanda ise karbatosin ve oksitosin kullanabiliriz. Oksitosin bu sefer oranı 5 internasyonel ünite 2 ile 3 dakika arasında vermemiz gerekiyor. Bolus tarzında değil, diğerlerinin fazla bir yeri yok. Ve eğer bir ablasyo gelişmişse ve perkirata gibi şeyler varsa tranexamik asiti 0,5 gram olarak buna ekleme şansımız var. Şu andaki dünya kılavuzları bunları söylüyor. Ve bahsettiler, postpartum kanamada riskli olan kadınlarda tüm önleyici tedbirlerin, sadece medikal tedavi değil, tüm önleyici tedbirlerin birlikte kullanılması. Yani kanama miktarının tayini, damar yollarının açılması, hepsinin birlikte kullanarak ayrıca medikal tedaviyi eklememiz gerekiyor. Ayrıca ergometrin, oksitosinin de bu işte yeri var ama minör postpartum kanama riskini engelleyebilir. Yani 3 temel ilaç, oksitosin, karbatosin, gerekirse de sintometrin kullanılan ilaçlar. Diğerleri pek fazla profilakside olmasa da tedavide yol açabiliyor. Karboprost var, prostaglandin F2 alfa, dinoprostol, gemeprost, misoprostol en fazla kullandığımız ilaçlardan, tranexamik asit ve rekombinant faktör 7A'dan da bahsedeceğim. Bunlardan karboprost 0,25 mg intramüsküler verilebiliyor veya intramiyometrial de kullanabilirsiniz. 15 dakika aralarla maksimum 2 gram. Kardiyak ve pulmoner hastalıkta kontraindikasyonu var. Dinoprostolü pek fazla kullanmıyoruz. İşte onun, karboprostun kontraindik olduğu durumlarda dönüyor ama etkisi vazodilatör etkisi nedeniyle pek kullanılmıyor. Gemeprosta yeterli çalışma yok. Peserle direkt uterin kaviteye uygulanan bir ilaç ama onlar hakkında da çok fazla tecrübemiz yok ve çok da kullanılmıyorlar. Misoprostol'a geldiğimiz zaman misoprostol'ün 4 kullanım şekli var. Oral, dil altı, vajinal ve rektal. Eğer oral kullanırsanız etkisi 8 dakikada başlıyor ve kontraksiyonların süresi 2 saat kadar. Dil altı kullanırsanız 11 dakikada başlıyor ve süresi 3 saat kontraksiyonları. Vajinal ve rektal'in 20 dakika ve 100 dakikada başlarken kontraksiyon süreleri 4'er saat. Şunu unutmamız gerekiyor. Oral verdiğiniz zaman tek dozla bir üterin kontraksiyon oluşturamazsanız onu tekrar etmeniz gerekiyor. Oral tek dozun hiçbir anlamı yok. Peki kanayan hastaya oksitosinle birlikte misoprostol verelim mi? Bunun bir faydası var mı? Çalışma yapmışlar 1422 kanayan hastaya. Daha önceden oksitosin almış, ekstra vermenin. Hayır, bunda ek bir fayda sağlamadığı görülmüş. Yani oksitosinle birlikte misoprostol vermenin kanamayı tedavi etmede, önlemede pek fazla bir etkisi yok. Peki oksitosin profilaksi yapılan kadınlara oksitosinle devam etmek veya misoprostolle devam etmek arasında bir şey var mı?
İkisi de etkili. Güvenlikleri olabilir. İstiyorsanız mizoprostolle, istiyorsanız oksitosinle yapabilirsiniz. Etkilerinde ve güvenliğinde bir problem yok. Mizoprostolü hepimiz biliyoruz. Prostaglandin E1 analoğu. 600 mikrogram özellikle önlemede, 800 mikrogram ise tedavide kullanıyor. Son zamanlarda zannediyorum yaprağın da herhalde bulduğu bir komisyonla indikasyon dışı kullanımı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Postpartum kanamada neredeyse oksitosin aynı miktarda kan kaybı var. Profilakside kesinlikle oksitosin daha etkili. Oksitosin yoksa 600 mikrogram sublingual öneriliyor. O tedavide ise 800 mikrogramı söyledim. Kombine kullanımında bir faydası yok. Peki dünya ne diyor? Figo diyor ki 2007'de standart üteroteniklerin yokluğunda mizoprostolü kullanabilirsiniz. AGOG 400'de 1000 mikrogram mizoprostol rektal dedi. WHO 2012'de diğer üteroteniklerin yokluğunda ve onları kanamayı durdurmada başarısız olursa 800 mikrogram sublingual yani dil altı verin dedi. En sonunda İngilizler 2016 yılında oksitosin infüzyonuyla mizoprostolün etkisi benzer şeklinde bir şey yayınladılar. Geldik tranexamik aside. Antifibrinolitik. Genellikle yükleme dozu 1 gram olarak yapılıyor. 100 mililitre serum fizyolojik içinde. 10 dakika sonra 10 dakikada bunu vermeniz gerekiyor. 30 dakika sonra ikinci dozu, idame dozu ise 1 gram 8 saatte veriliyor. Özellikle de koagülasyonun bozulduğu, yani ablasyon gibi, sıvı embolisi gibi veya perkreata gibi durumlarda kullanmanızın faydası var. İkinci dozu kullandığınızda mortalite, morbidite ve histerektomiyi azaltan İngiliz kılavuzlarının söylediği bir durum. Bulantı, kusma ve kateter trombozu görebileceğiniz yan etkileri. Rekombinan faktör 7 aya gelince genellikle 10 ay artarak trombin oluşturuyor ama genellikle kullanımı indikasyon dışı 60-100 mikrogram kilogram başına veriliyor. %75 başarılı ve %80'i ilk dozda yapıyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken asidoz olmamalı. Bunu sağlamak biraz kanayan hastalarda biraz sıkıntılı. Eğer ikinci dozu yapacaksanız 20 dakika sonra pH'ının 7-4'ün üzerinde, platelet'in 50.000 üzerinde, fibrinojenin 100 mg'ın üzerinde olması, hipotermi ve hipokalseminin olmaması ise tekrar edilebiliyor. Eğer ikinci dozdan sonra yapılacaksa da histerektomiye geçmek gerekiyor. Pahalı bir tedavi. Ancak standart tedaviler uygulandıktan sonra histerektomi öncesi veya sonrasında kullanım akılda tutulmalı ama şu anda hala çalışma düzeyinde. Bir de Ankafer Blood Stopper diye bir şey var. İngilizce olduğuna bakmayın, bir Türk buluşu. Anka kuşu, Fert Osmanlıca'da nadir bulunan anka kuşu gibi nadir bulunan bir şey diye kan durdurucu. Bir çiftçide bir vatandaş bir gün minibüste mi bir karşılaşıyorlar. Orada işte bu ailesinde kanamayı otlarla durdurduğunu filan söylüyor. Ve bunu daha sonra kılavuza koyup ve kan durdurucu olarak dünyaya pazarlıyorlar. Özellikle savaş cerrahisinde filan da kullanılıyor. Bizden yayın var mı diye baktım. Bir hakikaten topik olarak kullanılıyor ve proteinleri bir network oluşturarak, bir ağ oluşturarak engelliyor ama pıhtılaşma ürünlerini kullanmadan bunu yapıyor. Bizden de sevgili Elif bir çalışma yapmış. Özellikle epizotomin üzerine basarak daha az kanama olduğunu ortaya koymuş. Şu anda çok fazla postpartum kanamada topik kullanılmasından dolayı bir yayın göremedim ama belki akılda tutulması açısından size bilgi verdim. Evet. Son iki slaytıma geldiğimde Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye kararlarından bahsedeceğim. Aktif yöneteceğiz. Bunun içinde ne var? Üçüncü evrenin üterotonik kullanımı. Özellikle oksitosin kullanımı önemli. 10 internasyonel ünite, vajinal doğumlarda intramüsküler, sezeryanlarda 5 internasyonel ünite. Oksitosinin bulunmadığı yerlerde veya evde doğum yapan insan olursa belki profilaksi için 600 mikrokrom mizoprostol verilebilir. Göbek organının geç kreplenmesi önemli. Erken kromplame sadece bebeğin asfiksi olduğu durumlarda, izotonik kristaloidlerin bu işlerde yeri var. Plasenta mutlaka kort traksiyonu ile çıkartılmalı. Yani aktif yönetimin bir kez daha önemine veriyorum. Ve en önemli lejin hala oksitosin olduğunu söylüyorum. Oksitosine yanıt alınmamışsa ablasyon, sıvı embolisi gibi şeylerde tranexamik asit kullanılabilir. Son olarak özetlemek istersek fundal mesaj hala önemli. Mesanenin boşaltılması çok enteresan. Kanamayı engelliyor arkadaşlar. Sadece mesanenin boşaltılması, bebeğin çıkmasına falan yardım değil, kanamayı engelliyor. Oksitosin, ergometrin kullandığımız ilaçlar. Olmazsa oksitosin infüzyonu, karboprost ülkemizde bilmiyorum 0,25 mg intramüsküler her 15 dakikada bir veriliyor. Daha sonra mizoprostol ve en sonunda tranexamik asit söylüyorum.
Hepinize bizim de bu konuları tartışacağımız 16. Ulusal Perinatoloji Kongresi'ne Bodrum Pitanik Otel'de yapacağımıza davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.